Depremde her meslek grubundan kaybımız var. Ama emniyet teşkilatımız gerçekten çok kayıp verdi, bunu söylemeliyim. Ülkemizin güvenliğini sağlayan polislerimizin kimi düğün için gittiği adreste yakalandı depreme. Kimi ise görev yaptığı illerde gün sayıyordu. Ama deprem felaketi umutlarına, hatta hayallerine kor gibi düştü. Sağlık ekibine yardımcı olacak. Güzelmiş. Arkadaşlar sarın, sarın arkadaşlar. Depremde binlerce canımızı yitirdik. İlk dakikalardan itibaren polisler hep yanımızdaydı. Arama kurtarma ekipleri gelene kadar ilk müdahaleleri yaptılar. Belli etmiyorlardı ama onların da içi kan ağlıyordu. Çünkü onlarca mesai arkadaşları enkaz altında kalmıştı. Gaziantep Nurdağ İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Abdullah Demir, Sevde ile 2 sene önce hayatını birleştirdi. Çiçeği burnunda çift bir kız bebek bekliyordu. Bebeklerini kucaklarına almayı beklerken o büyük felaket geldi. Demir ailesini bu dünyadan aldı götürdü. Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli 35 yaşındaki polis memuru Nihat Alkurt, eşi Özge ve 2 yaşındaki kızı Akça molozların altında kalmıştı. Saatler sonra bir mucize geldi. Anne Özge kurtarıldı, ancak baba ve kızının enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. Minik Akça'nın babasına duygu dolu bakışı yürekleri dağladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Emin Balcı, eşi Özge ve 2 çocuğuyla birlikte Hatay'a akrabalarının düğünü için gitmişti. Deprem felaketi Balcı ailesini de parçaladı. Emin ve Özge hayatını kaybederken 2 küçük çocukları enkazdan sağ çıkarıldı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Özel Harekat Polisi Şaban Gümüşbaş da 2 yıl önce Ayşe ile evlenmişti. Bu evlilikten 1 çocukları oldu. Depremi uykularında yakalanan Gümüşbaş ailesi de enkaz altında can verdi. Ayşe Nur Asker henüz gençliğinin baharında mesleğinin çok başındaydı. Polis meslek okulunu bitirir bitirmez Nurdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Yıkılan binanın altında hayata tutunmak için çok çabaladı. Ancak o da enkazdan çıkarıldığında artık yaşamıyordu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Fatih Sarıgül henüz 28 yaşındaydı. Mesleğe daha yeni başlamıştı. Önünde yaşayacak yılları vardı. Ama Fatih Sarıgül de enkaz altında can verdi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli komiser yardımcısı İsmet Burak Güç ve eşi Müge Kuruoğlu Güç'e ulaşıldığında ikisi de yaşamıyordu. Genç çiftin cansız bedenleri birbirine sarılmış olarak bulundu. Kurtarılmayı bekleyen binlerce can vardı. Onlardan biri de Altun ailesiydi. Hatay'da görev yapan uzman çavuş İlhami Altun ve eşi Zehra 2 yıl önce evlendi. En mutlu günlerinin fotoğrafıydı bu. Yakınlarının umutlu bekleyişi yerini kısa süre sonra acıya bıraktı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mesut Mut, göçük altından yaralı kurtulduğuna sevinemedi. Çünkü eşi Nisa, kızları Aleyna ve Bahriye, oğlu Mustafa'nın ölüm haberi dünyasını başına yıktı. Deprem Sarıkaya ailesinin de sonu oldu. Gaziantep Nurdağ İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polis memuru Perihan Sarıkaya, eşi Oğuzhan, oğlu Arif Emre, kızı Ümmü Sare ile birlikte ilçedeki ikametinde deprem sonrası yıkılan binanın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybetti. Bir başka polis İsmail Yavuz Atmaca'nın da eşi ve evladı da emniyet teşkilatımızın yüzlerce kaybından 3 isimdi.